Sayın Başbuğ ne devam edelim. Şimdi bir de e, FETÖ'de siyasi ayak tartışması e, çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. Bu da bir başlık ama e, FETÖ'de mücadele sürerken e, siyasi kutuplaşma neden yaşanıyor ya da yaşanır? İşte dönüyor dolaşıyor kripto yapılara geliyor iş. Şimdi e, hani az önceki soruyla oraya geleyim. E, yoksa devlet bir hani ben saate benzetirim. Saatinin arkasını aç Orada birçok dişli dönüyor Hepsinin bir görevi var Hepsi de bir sistem işletmek üzere dizayn edilmiş durumda Şimdi Burada herhangi bir dişlinin duracak olması Veya durması veya aksaması Sistemi bozuyor Bugün kayış atar yarın zincir kopar En sonunda sistem çöker e Şimdi e, Devletin işlediği yere bakıyorsun FETÖ döneminde benim en çok araştırdığım hususlardan biriydi Tuğla yamulmuş yani bir bina var. Üstüne ekleyerek gidiyoruz ama yamuk gidiyor. Şimdi sen o yamuk giden duvarı tekrar doğrultarak, devam ederek düzeltemezsin. O yamulduğu yere kadar gitme, inmen lazım. Söküp yeniden yapacaksın. İşin doğrusu bu. E şimdi biz sıkıntı yaşıyoruz. Ve halen de yaşadığımız sıkıntılar var. O zaman ne yapmalı? O tuğlanın düz gittiği yere kadar bir yoklamadan geçirip nerede hata yaptığını bulmaya kalıyor iş. Bunu zorlamalısın. Şimdi ben bugün çok hatırat anlattık. Bir hatıratımı da anlatayım. Bir yerde konferans veriyorum. Bir yaşlı karı koca. Yani konferanstan sonra insanlar teşekküre geldiler. Sırada bekliyorlar. İşte küresel dünya, dünyanın önümüzdeki süreçte nereye gideceği, tehlike, tehditler bunlardan dem vuruyoruz. Ben de görünce e, ee, ricada bulunduk. Dedim ya büyüklerimiz var müsaade ederseniz öne alalım bekletmeyelim diye. Ellerini öptük. Çok muhterem iki insan. Yaşıyorlarsa Allah uzun ömür versin. Çünkü en az bir 10-15 senelik mesele bu. Ee, büyü bey olan ya dedi gerçekten dedi çok dedi istifade ettik. Teşekkür ederiz vesaire. Dedim şurada misafir edeyim sizi. Yaş bayağı var çünkü. Bir çay ikram edeyim. Bundan dedim kalabalıklardan sonra oturup dedim sohbet edelim. Sohbete oturduk. Yaşları söyleyince ta Atatürk döneminin şahidi insanlar. Yani 8-10 yaşında Atatürk öldüğünde o hı hı. beyefendi beni soruyorlar. Ben de dedim ki bir daha görüşemeyiz, göremeyiz diye. Ben de dedim size sorayım. Atatürk dönemindeki eğitim nasıl dedim. Hı hı. Hani eğitimden laf açıldı. Oradaki e, eşi de öğretmendi. Hanım acı acı güldü. Siz de Antalya'ya geliyor musunuz? İnşallah dedim hani bizim alanımız, sorumluluk alanımız. Geldiğinizde dedi misafir edeyim, sevim ağırlayayım dedi. Karnelerimi göstereyim ben size o dönemki dedi. Nedir dedim hani geliriz gelemeyiz. Şimdiden... Notlar düşük anlamında. Ondan sonra e, derslerden dem vurdu. Atatürk döneminde dedi üç grup yatılı okur dedi. Askerler, polisler ve öğretmenler dedi. Şimdi bakın mantığı kuruyorsun diyorsun ki devlet yöneteceksin. Üç yeri sağlam tuttun mu zaten sistem otomatikman oturuyor. Öğretmen insan yetiştiriyor. Asker dış tehditlere karşı en güvendiğin yapı olmalı. Polis içteki huzuru sağlıyor. Sen Basın, şimdi... basın yok mu? Ne Basın, basın. <gülüyor> <gülüyor> o dönem belki bu kadar yaygın değildi ondan yani, yoktur belki. <laughs> de. tartışma yaratmıyor. Ya, yani şimdi, doktor, tıbbı var. Tek Bunlar... bir şey söyleyeyim e, Coşkun Hocam. Bakın Fatih Sultan Mehmet'e karşı oğlunu kışkırtmıştır tarikatlar. Yani Anadolu'ya gittiğiniz zaman kökenini e, az bu şey olmadı. Enderun mektubu fel, falan Osmanlı'nın yani kendi bürokrasisini yetiştirmesi bütün bunların hep saygı duyulacak şeylerdir. Ama söylediğim gibi devlet kendi güvenliğini kimseye bırakmıyor. Kendi ha. yapıyor. Bu Şimdi çok kıymetli bir şey. Dedi ki o bayan öğretmenimiz büyüğümüz biz dedi okuldaki dedi o karne dersi, karneye baktığınız zaman göreceksiniz dedi. Biz dedi Kur'an'a ayrı dedi dini ayrı, ahlakı ayrı ders olarak okuttular bize dedi. Hitabet dersleri vardı dedi okullarda dedi. Boş tahtalara, bu sınıfa dedi sürekli dedi, konu verilerde anlatırdık. Hitabet, diksiyon dersleri. Şimdi din bir olgu. Yani bunu siz insanoğlunu boş bırakırsanız hiçbir şey bulamazsa fareye tapıyor. Neticede o ihtiyacı bir şekilde gidermek durumunda. O işi giderecek olan yapı da devlet. Doğru bilgiyi, doğru eğitimi verdiğiniz takdirde zaten o konuda da insanlar farklı yollara gitmez. Şimdi biz milli sıfatını neye vermişiz Atatürk döneminde? Eğitim ve savunma. Eğitim ve savunma. O kadar önemli ki. E şimdi boşuna mı Milli Eğitim Bakanlığı demiş? Biz eskiden ben hatırlıyorum hani dedin ya neler yapmalı diye. Belki buradan bir çağrı olur e, ilgili makamlara. Öğretmen okulları vardı Göksu sen hatırlarsın. Bu okullar şu an maalesef yani benim bildiğim yok Özel Hocam. Öğretmen okullarında yetişirilen öğretmenler... Başka hocam ben öğretmen okulu mezunuyum. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Şimdi bu okullarda <laughs> eğitim görenler İsmet <laughs> Hocam'ın olduğu gibi gerçekten hani sırf iş eğitim olan insanlardı. Bunlar birer birer kapatıldı. Ve şimdi e, yurt öyle ya da böyle bu ihtiyacı biri giderecek. Sen devlet olarak yurdu açmazsan işte o merdiven altı yurtlara çocukları havale edersin ki ben orada bilerek yapıldığında özellikle altını çizeyim. O bir oyundu. Devlet açmadı. Örgütün kucağına gittiniz Argo Tabir. E şimdi bu bahsetmiş olduğum yapıda sen devlet olarak o eğitim müfredatını organize eder, her türlü bilgi ve eğitimle donatırsan o öğrenciyi veya o elindeki kitleyi e zaten o bahsetmiş olduğun yapıların nüfuz etme. O çocuklara ilişme iliş veya bir şekilde irtibat kurma şansı yok. Şu an mesela Kredi Yurtlar Kurumu yani işi bu devlet aslında almış tedbirini ama maalesef e, bilerek e, örselenmiş, açılmamış. E bu çocuklarda bir şekilde o ihtiyacı gidermek için örgüte malzeme olmuşlar argo tabirle. E şimdi eğitim sistem yani dini eğitim bunların hepsi devlet tarafından verildiği takdirde zaten bu işte millet olarak başımız ağrımaz. Bu konuda eksik açık var ki ben mesela gene çok eleştirdiğim bir husus. Yani ben vatandaş olarak devletten şunu beklerim. Benim eğitim ve sağlık konusunda garantim olmasını beklerim. Yani ben e, bunların devletin temel görevi olduğunu özellikle vurguluyorum. Niye? Çünkü özel okullar, özel hastaneler hani bunlar benim gerçekten anlamakta zorluk çektiğim şeyler. Ya yani Eğitim devletin temel işi ve temel görevi ve adına da biz milli demişiz. E şimdi ee, önümüzdeki süreçte bu konuda bir tedbir alınır. Gelecekte işte bu tehditlerin kapımızı çalmamasını sağlayabilir miyiz? Bana göre sağlarız. Peki. Mesela Özay Hocam'ın o bir hatırlatması unutturmamalıyız dedi. Ben e, dün işte Göksu e, düzeltiyorum. Sevgili Fulya'yla ile kulakları çınlasın. Beyler Bey stadındaydık. Orada da başlık açtım. Burada yineleyim. 7 yıl geçmiş. Bir tek film olmaz mı ya? FETÖ'nün yapmış olduğu bu Alçakça girişimle ilgili? Yok. O yüzden söylüyorum ben bir kez daha söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin en dijital ve bu konudaki en kapsamlı işlerinden bir tanesidir. Ee, Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi filmlerden oluşur zaten. Ee, oraya gidip e, hiç unutmamayı sağlamak gerekiyor. Hocam şöyle, benim bahsettiğim o filmler değil. Yani sinemada oynatılan Amerika'nın şu an en büyük propaganda aracı olan filmler. Yani FETÖ ile ilgili o kadar çok hikayeler var ki filmleştirilecek. Bunu yapın ya yani bizim şurada saatlerce anlatmak istediğimizde o 45 dakikada bir film var ya çok daha fazlasını verir. Ee, i̇yi anlatamadık o zaman diyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle dizi yok film yok. Hem Türkiye içinde herkes anlatmalı hem de kalıcı olsun Heh. Ee, ve dünyaya da aslında. Kesinlikle Göksu yani şimdi bir film veya filmlerin yapıldığını varsayalım arada televizyonda göster sinemalara koy. Bir tek beni şunu tutuyorum. yaşananlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşansaydı Oscar verirlerdi <laughs> en ünlü oyuncularla. Öyle iyi yere getirdin ki Fırat Kalkanı Zeytin Dalı. Var mı herhangi bir film? Ya onda onlarca evet. hikaye var. Yani çok rahat bunu materyalleştirebileceğin. Kasıt mı var değil mi? Bilmem ama ben 7 yıl geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir gayretin olmamasını yadırgıyorum. Zira burada sözler uçar adı üstünde. Yazı baki kalır. O film veya işte bu tür e, materyal de bir yazı, bir delil. Eğer yapmazsak, bakın samimi söylüyorum, benim şu an hala eleştiriyorum. 29 Peki. Ekim, bilmem kimin konseri. Konser alanına gittiğinizde, sorduğunuzda niye geldik? Çok eğlendik. Niye buradayız ama? işte 29 Ekim. Nedir onun özelliği? Atatürk Cumhuriyeti kurdu, bize hediye etti. Bu kadar. Yani... O cevabı alıyorsunuz ne hale. Ha, o da seyreldi. Ya, bu, o cevabı alıyorsunuz ha, bu ne hale. Tenk bu tenkidi 10 yıl sonra Milli FETÖ için yapacağız. içerikten yoksun hale getirdiler. Ha, Yani bana desen ki hadi şimdi zeytin dalı uzatıyorlar İ isim vermeyeyim cevap hakkı doğmasın ülkeyle ilgili. A ülkesi. Hocam nasıl bunu bir şekilde emperyal bir mantıkla bizim öyle bir mantığımız olmaz da ele Hı -hı. geçireceğiz. Ben hemen sana şunu söylerim. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı bana ver gerisi senin olsun. 30 sene, 40 sene hedefe göre de değişir. Müsaade et, sana istediğin formatta insan yetiştireyim derim. Çünkü müfredatı boşaltır. Bir de böyle şeylerin altını oyarsan zaten 20 sene sonra mermi atmadan herhangi bir ülkeyi alma şansın var. Doğru. Bu arada ben, PKK, çok özür dilerim. PKK ile mücadelemizle ilgili de yani yapılan ve en çok seyredilen film aslında Hakan Evrensel'in Güneydoğu'dan Öyküler kitabından e, senaryonun içine parçalarını alındı. İşte telsiz yerine röle ile telefonla konuşmanın olduğu falan. Hani ana nüvesi onu alan ama mesela bizim askerlik dizilerimiz vesaire çok fazla çekiliyor askerlik evet. dizisi. E, bu anlamda tam yerine oturmuyor. Bir tek burada isimsizleri belki bir şeye ayırabilirim. E, Kanal D'de ekrana gelmişti isimsizler. Hem terör örgütüyle Fetö'nün yer yer nasıl birlikte hareket ettirebildiğini gösteren. E ilginç bir diziydi ama çoğalması lazım mı? Kesinlikle çoğalması gerekiyor. Ya yani vakit olmadığından ben çok seyredemiyorum ama hocam yani bildiğim benim hiç görmedim ben şu ana kadar ama belki olur platformlara girecek bir dizi veya film olursa Heh, aslında. Buradan e, dünyanın da çok rahat koyabileceği illa sinema filmi içerikli tabii olması gerekiyor. Buradan gerekmiyor. çağrı yapalım. Yani bir e, film var çok şey değiştirir. Platformlara daha çok böyle dünyanın e, takip ettiği çünkü orada çok da izleniyor daha büyük kitlelere Heh. hitap ediyor. Yoksa şu tehlike ve tehdit var. Örgüt de bu aşağılık örgütte son zamanlarda Ağız Birliği etmiş savunmalar görüyoruz. O ben değildim, ben yapmadım. Devlet bu kumpası kurdu ve özellikle de tutaraklara geçmesini istiyorlar. Aslında so doğru söylüyorsunuz. Şimdi DHLG düşünüyorum da e, çok da film var e, ee, Hollywood'un düzenlediği ha. Tabi tabii anlatan İslamofobi. İslamofobiyi anlatan e, bununla ilgili işte Avrupa ülkelerinde Amerika nasıl çalışmalar yaptığını e, çocukları nasıl kandırdığını ailelere bir sürü isim verebiliriz hatta ha. örnekte sıralayabiliriz bunlar. Biz ilgili. bu kadar geri miyiz? Bu teknoloji biz Bunu da bilgisayız. yapabiliriz. Evet. Kesinlikle Doğru. yaparız. Bakın 10 yıl sonra FETÖ şu taktiği uygulayacağız Göksu Buyurun. Ee, Bitireyim öyle evet, isterseniz tamam, istersen sözü ver. Buyurun Sayın Baş, FETÖ bu şu adına. taktiği uygulayacak bak bu tehdit var. 10 sene sonra, 15 sene sonra şartlar değiştiğinde kardeşim ne darbesi evet. ya. Bunu devlet zaten kendi kurdu tezgah, Kendi oynadı, kendi çaldı. Tırnak içinde söylüyorum. Biz masumduk, biz kurban edildik. Bunu i̇şte anlatmamız İfadeler mahkemede hepsi yani. ortada. Tablo bu. Var mı aksi de veya ve ispatın? Yok. PKK ile biz yaptığı katliamlara... Katlettiği o doğudaki e, çocuklarımıza, kadınlarımıza ilgili şöyle bir katalog hazırlamıştık görsel. söz hiç yok sadece fotoğraf. Birkaç dilde basıldı dağıtıldı İnanılmaz etki yaptı, yarattı örgütü tanıma adına. E buna niye yapmıyoruz? Evet belki olur çağrı olmuş olsun bu da. Buyurun e, İsmet Bey. E, İsmet Bey FETÖ ile mücadele sürecinde Şimdi... niye siyasi kutuplaşma yaşanıyor sorusunu sormuştum. Buyurun. Şimdi oraya geçmeden e, bu bayramlarda yani milli bayramların e, sulandırılması ve içeriğinin boşaltılması hakikaten çok ciddi bir sorun. Bunu belediyeler biraz daha öğrenmeye oldular bu işe. Efendim 19 Mayıs, 29 Mayıs, şey 29 Ekim, işte 15 Temmuz. Bir bakıyorsunuz yani böyle ilgisiz sanatçılar yani piyasadaki sanatçılar getiriliyor, hiçbir milli yanında olmayan konserler veriliyor yani içi boşaltılıyor. Bunların bir düzene sokulması gerekiyor. Gerekirse belediyelerin devlet tarafından da uyarılması mümkündür. Yani o bu günlerin içeriğini boşaltmamak lazım. Yani isim vermeyeyim şimdi ama piyasada bildiğimiz bir sanatçı yani hiç milli bir günle ilişkisi olmayan o gün konser veriyor. Ya ne anladım ben bu konserden? Ee, biraz önce Özay Bey'di galiba ne yaptınız? Gittik eğlendik. Ya bu o değil. Yani 15 Temmuz'un içeriği de o değil, 19 Mayıs'ın da o değil, 29 Ekim'in de o değil. Neyse, şimdi FETÖ nasıl büyüdü? Bence bir ona bakmak lazım. Okullar, dershaneler, yurtlar tipik özellik bu. Şimdi nasıl yaptılar? Bu o kadar örgütlü çalıştılar ki mesela sınav oluyor. Anadolu Lisesi sınavı veyahut da işte diğer okul sınavları. Bunlarda başarılı öğrencilerini hemen listesini ele geçiriyorlar ve ailelerine hemen ulaşıyorlar. Mesela örneğin benim bir yakınımın çocuğu çok ön sıralardaydı. Yani ilk 30'un içindeydi. Ve hemen gitmişler ona. Onlar demiş ya benim ilgim yok sizde ben kendi çocuğumu okuturum. Hemen aileye maaş vermeyi falan teklif etmişler. Yani bu yöntemlerle giriyorlar. Ha yoksul aileleri de kuşatıyorlar. Eskiden Cumhuriyet döneminde bu nasıl olurdu? Sınava girer başarılı çocuklar Devletin yatılı okullarında okutulur ve onların gelecekte ülkesine hizmet eden e, insanlar olmaz. Hiçbir kişiye, örgüte, tarikata kul olmadan e, ülkesine hizmet edecek şekilde eğitimi sağlanırdı. Bu tamamen e, tarikatlara yani FETÖ gibi örgütlere bırakıldı ve bu son derece sıkıntılı bir şey. Şimdi e, şeylerde Üniversitelerde mesela dershanelere, şey, yurtlara gidiliyor. Bu yurtlar meselesi de kritik. Mesela Ankara'da ben şahit oldum bu FETÖ'yü incelerken özellikle soruşturmalar sırasında. Mesela hukukta okuyanları ayrı bir yurtta toplamışlar. Orada onlara gerekli eğitimleri yaptırıyorlar, özel şeyleri. Ve onlara iş garantisini de sağlıyorlar. İşte onları değişik yerlere, yargıya, oraya, buraya yerleştiriyorlardı. FETÖ'nün etkin olduğu zamanlarda. Efendim siyasaldan mezun olanları ayrı yurtta toplamışlar. Başka yerden mesleklerine göre toplamışlar ve onları aynı zamanda devlete yerleştirme üssü haline getirmişler. Yani gariban insanlar işe girmek bilmem ne yapmak için oralarda e, cazip hale geldiği için onu yapmış. Üniversitelere gelince bakın üniversiteler o kadar çarpıcı ki. Şimdi adrese taslim ilanlar var üniversitelerde. Bunu artık bilmeyen kalmadı. Yani öyle bir şey ki yani bir tek adı yazılmıyor ilanda. Gerisi hepsi tarif ediliyor. Şimdi mesela FETÖ Amerika'da şey kurmuş. E, tez hazırlama merkezi birkaç uzmanla. Şimdi FETÖ'cüler başvuruyor. Orada tez hazırlanıyor. Ve bu tezler e, bunlara gönderiliyor. Yani kendi örgütün elemanlarına. Ve bu tezlerle yükselmelerini sağlıyor. Zaten FETÖ bu dönemi özellikle 15 Temmuz'dan sonraki dönemi akademide yükselme dönemi olarak değerlendirme kararı almış. Ondan sonra yabancı yayın organlarında hani makaleniz çıkması gerekiyor ya. Bazı kriterler var. Evet için. evet. Mesela buraya bir tane dergi kurmuşlar. Yabancı yayın yapıyor dergi. Ve burada makaleyi de onlar yazıyor. Yayınlamasını da onlar yapıyor. Kim adına? Örgütün elemanı adına. Şimdi üniversitelerde bu işleri çözmek istiyorsanız ki üniversiteler son derece önemli. Yani şu anda o kripto adamların hepsi üniversitelerde öğretim üyeleri şunlar bunlar ve bunlara verilen sözler şu. Şimdi bu dönemde yükseleceksiniz, doçent profesör olacaksınız. Biz tekrar geldiğimiz zaman bugünler geçici. Tekrar gelirsek sizi büyük şehirlerdeki özellikle bunlar Anadolu üniversitelerine yönlendirdiler. Büyük şehirdeki büyük üniversitelere sizi kaydıracağız. Siz o e, akademik ünvanları alın diyorlar. Ve yani eğer bir inceleme yapacaksa yok. Ya Fetö'nün dergileri belli. Bunu hangi üniversitedeki öğrenciye sorsanız biliyor. Hangi yani şeylerde de var. İnternette de bunları bulmak mümkün. Fetö'nün yayın organlarında makalesi yayınlanmış, tezleri orada belli merkezde hazırlanmış. Bunlar artık eskisi gibi değil ki bilgisayarla hemen çözülebiliyor. Bunları bulduğunuz zaman üç aşağı beş yukarı hepsini e, rahat bir şekilde e, çözebilirsiniz. Peki Bakın baştan beri konuştuğumuz olay. Ee, ...nasıl çözeceğiz noktası... ...hemen hemen herkes şu noktada birleşiyor... ...FETÖ'nün arkasındaki güç... ...Amerika ve NATO... ...yani bu noktada hareket edersek... ...çok rahat bir şekilde aşarız... ...siyasi meseleye gelince... ...yani FETÖ'nün siyasi ayağı... ...gibi bir tartışma yürüyor... ...yani siyasi ayak... ...her partinin içinde varlar... ...her partiye yerleşmişler... ...15 Temmuz'dan sonra... ...AK Parti bunları belli ölçüde tasfiye etti... ...işte aday yapmadı... Ee, yavaş yavaş e, örgütlerden temizledi kongreler sürecinde falan. Ne yaptılar? Muhalefete doğru kaydılar. Kimisi danışman olarak yerleşti. Kimisi onlardan milletvekili oldu. Kimisi oralarda sızdılar. Hatta e, işte bazı partileri parçaladılar. Kurdukları parti içerisinde neredeyse yani e, FETÖ'nün partisi haline gelen partiler oldu. Yani buralarda siyasi ayak aslında... Her partinin zaafları var ve her partiye evet. yerleştiler. Aslında bütün partilerin ortak bir e, mücadele yürütmesi halinde bunlar temizlenebilir. Peki. E, burada da herkes sadece Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı e, politikası üzerinden e, bir konumlanmaya gidince FETÖ de oralarda kendini o çatlaklarda muhafaza edebiliyor. E, politikalar değişirse... Bu çatlaklarda FETÖ'nün yaşamasının da önüne geçilebilir. Peki, Sayın Pekin'le devam edelim. Yok, bir ekleme yapayım da. Çok kısa bir alayım eklemeyi. başka Burada bir kararlı başka olması çıkıyor. halinde. E, şöyle, e, siyasi ayak tartışmasına yani doğru başlıktan geldik. Şimdi bu kutuplaşma demiş altyazımız ama ben ona şöyle bir ekleme yapayım. Burada kutuplaşmadan çok FETÖ'ye verilen desteği doğrudan dillendirmek lazım. Yani e, bir KHK'lıların serbest kalması FETÖ konusunda önemli bir takım destekler. Bunlar bir kutuplaşma veya bir siyasi e, beklenti için değil, doğrudan e, farklı işler için verilen destekler. Burada az önce İsmet Bey hani FETÖ deyince akla Amerika geliyor dedi. E, Amerika'nın desteklemiş olduğu siyasi kanatlara baktığın takdirde, Amerika'nın doğrudan arkasındayız. Bunlar iş başına gelmeli dediği siyasi yapılara baktığın takdirde o desteğin öyle boşa ...veya bir kutuplaşma olsun diye verilmediğini görüyorsun. Ki isimler anılıyor, az önce birkaç isim dillendirdik. O isimlerin birlikte yapılandığı bir çatı var, o çatının verdiği destek var... ...ve o destekler böyle, e, az önce Fırat'ın e, başında söyledim... ...bir oy kaygısıyla verilen destek de değil. Bugün FETÖ'de dinleyin yapının ne kadarlık bir oy tabanı var da... ...öylesine büyük bir ateşten gömleği üzerine giymeyi gerektirecek. Ben asla öyle bir siyasi karşılığı olduğunu tahmin etmiyorum ama... Amerika'yı gücendirmemek için falan da olduğunu da düşünmüyorum. Burada doğrudan hani kripto yapılardan bahsediyoruz. Siyasi partiler içerisinde kümelenmiş makamı mevkii ne olursa olsun ister başkan seviyesi ister bir delege seviyesinde. Buralarda her partide kümelenmiş bir siyasi kadronun olduğunu bilmekte fayda var. İnsanların zaten bana göre feveranı da bu yüzden. Hani tamam asker polis bir temizlik yapıldı da niye diğer konulara eğitime, yöke, işte e, diğer yüksek seçim kurulu vesaire gibi yerlere herhangi bir operasyon görmüyoruz diye haklı olarak tenkit ediyorlar benim de içinde olduğum. Dolayısıyla eğer bu topyekün mücadele ise, eğer bu devletin her yerine sızmışsa bana göre sadece bu iki kurumla kalmamalı. Diğer kurumlara da bedeli oranında bir faturası kesilmeli. Ha ben onun olacağı kanaatindeyim onu söyleyeyim. Yani bu devlet e, bu uzun vadeli bir mücadele. Eninde sonunda hiç ummadığınız isimlere, ummadığınız yerlere Yaptıklarının bedelini ödeyecek şekilde bir tedbir alacaktır. Bundan asla şüphem yok. Ama bu zaman geçtikçe de maalesef devlet yıpranıyor, devlet olan güven yıpranıyor evet. ve mücadele eksik kalıyor. Sayın pekin, siz de devam edelim. Siyasi kutuplaşma neden yaşanıyor FETÖ konusunda mücadele sürecinde? Şöyle yani şöyle söyleyebilirim siyasi kutuplaşma konusunu bir defa maalesef o renklendirme konusundan dolayı hemen hemen bütün siyasi teşekkürlerin teşekküllerin içerisinde, siyasi partilerin içerisinde, hatta e, tabii önce siyasi parti, siyasi partilerin içerisinde bu tip adamlar var. Yani maalesef var ve bunlar e, bir şekilde himaya e, himaye görüyor. Nasıl himaye görüyor? Yani parasal destek, bunlar sizin yanınızda olduğu zaman size parasal destek sağlanıyor. Bunlar sizin yanınızda olduğu zaman size belki basın desteği sağlanıyor. Bunlar sizin partinizde olduğu zaman uluslararası büyük ihtimalle, ihtimalle uluslararası anlamda destek sağlanıyor. Ya da e, Amerika'daki basın e, sizi göklere çıkaracak şeyler söylüyor. E, makaleler yazıyor hakkınızda falan. Yani bunların hepsi e, maalesef böyle. Yani e, diyeceksiniz ki e, bu partilerin aslında hangi partilerse işte bu, bunların ee, bu konuda hassas olmaları lazım. Yani ahlaklı, dürüstsek eğer bunları e, buralara almamak gerek. Yani koymamalarız gerek. Ama bir şekilde bir şekilde e, bu para, çünkü siyasetin finansmanı e, Türkiye'de karışık. E, yani nasıl finans, hadi diyelim iktidardaki parti finanse ediyor. Diğerleri yardım alıyorlar. Peki hesaplara bakıyorsun Sadece reklam şeyleri, giderleri e aldıkları paranın çok çok üzerinde. Çok fazla miktarda. Yani bazı gazeteler destekliyor. Bazı televizyonlar destekliyor. Bunların hepsinin bir yerden beklentisi var. Herhalde bedavaya desteklemiyorlar ya da bedavaya bir şey yapmıyorlar. Bir yerden bir şey geliyor. E, sizi e, karşı tarafın da menfaati var. Çünkü siz e, iktidara gelirseniz, siz kazanırsanız seçimleri o zaman e, bu bunları destekleyen ülkelerin e, lere bekledikleri tavizleri siyasi tavizleri vermek durumdasınız, siyasi veya e, işte mali tavizleri vermek durumdasınız. Yani böyle baktığımızda, böyle baktığımızda maalesef bu kutuplaşma var. E, bu kutuplaşma yani e, partilerin ana gövdeleri tarafından o olsun, bolsun mesela e, bilinen birisi var, o, o orada genel başkan yardımcıları getiriliyor. Başka birisi başka bir yere getiriliyor. Bunların arkasında söyleniyor bu adamlar çocuğudur, bucudur diye ve bu adamlarla ilgili, bu adamlarla ilgili zaman zaman tartışma çıkıyor. yani bu, bunlar öyle değildir. Diğeri bunlar öyledir diyor. Yani bunların hepsini e, Milis Parti Teşkilatı bilmesi lazım. 3 aşağı 5 yukarı. Yani demokrasi ise demokrasi. Demokrasi demek e, ülkelerin altına dinamit koymak anlamına gelmiyor. E, dolayısıyla e, bunlarla ilgili belgeler var. Yani bunu FETÖ'de de gördük. Şeyde daha fazla görüyoruz, e, YPG ve PKK ile mücadelede çok daha fazlasını görüyoruz, çok daha yakın. Hatta devletin kendisi bu konuda e, hem e, PKK ile YPG ile e, şey irtibatlı diyor partiyi, hem de e, hazine yardım veriyor, hem de hazine yardımı verdikten sonra, Seçime da, girmeyen partiye evet yani, <laughs> yani, yani e, 428 milyar lira Bu parayı para kesemezsiniz yani. diyor. Keseceklerdi parayı evet. kesemezsiniz diyor. Yani bu tutarsızlıkların toparlanması lazım. Bunlar Peki. tutarsızlık. Yani ne yapmak istiyoruz? Ee, yani bu konuda samimi olursak e, bu olabilir Ama demek ki devletin içerisinde bunlar böyle olduğuna göre hala e, Sayın e, Bahçeli Devlet Bahçeli'nin dediği gibi... Kriptolar, Kriptolar var. Kriptolar var. Her Peki. yerde var bunlar ve bunlar bir şekilde bir şekilde e, yolunu buluyor, e, bir şekilde akıyor, çatlaklara giriyor. O çatlaklarda e, şeyin yaşamasına müsaade ediyorlar. Bu evet. grubun yaşamasına müsaade ediyorlar ama o çatlaklar yarın bir gün büyür. Bu sefer e, komple e, ev yıkılmaya başlar. Çok e, hep biz altında kalırız. Peki.